Dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle. Neden gizliyorsun? Göster müzikle. Tarzın nedir sence? Yansıt müzikle. Piyanist. Doğduğum günden beri hip hop oldu tek hevesim. Ritim benim aklımda, ritim damarımda. Harika, çok güzel. Senin aklın karışmış, damarına bir haller olmuş. Ben başladım hip hop'a daha anaokulunda. Demek oymuş nedeni anaokulunda gördüm. Gördü mü herkes Acı Yenilgi'nin resmini? Sözünü bitiremeyen hip hopçının halini. Hadi sen göster herkese kendini. Bir de bizim Mete Ormaks'ı dinleyin. Dinozor T-Rex'e farkı fark edin ve sonunda T-Rex'i yolcu edin. Ne bu ya? Berbat bir şey bu. Bir dakika, ne oluyor? Kulaklarım cayır cayır yanıyor. Can dostum Leon aslan gibi imdadıma yetişiyor. Balistik ninjalar bu atışmadan da galip çıktık, kazandık. Sırrın ne Bakery? Sırrım falan yok. Kendiliğinden oluyor. Doğuştan yetenekliyim. Bravo. Ne oluyor? Maestro Barenboim? Konserde Schubert'in Alabalık Beşesini çalacağım. Şu anda dinlediğiniz eser o. Ben de havaya girmeye çalışıyordum evlat. Neyin var senin Max? Ninjalar olarak bir hip hop atışmasına katıldık. Her şey iyi gidiyordu. Sonra Bakery bana dönüp klavyede bir şeyler çalmamı istedi. Ya doğaçlama mı yaptı? Hayır, hiçbir şey çıkmadı. Neyse, siz anlamazsınız. Klasik müzikte doğaçlama yok ki. O da nereden çıktı? Olmaz olur mu hiç? Bu Mozart'ın K-466 konçertosu. Mozart her şeyi yazmazdı. Orkestra durduğunda birkaç dakika boyunca doğaçlama yapardı. Bu konçertoyu çalan her müzisyen doğaçlama yapmalı. Örneğin böyle. Veya bu şekilde. Büyük besteci Beethoven bile bu konçertoda doğaçlama yapmıştı. Sıra sende Max. Böyle devam et. Çok güzel gidiyor. Şimdi önündeki notaları unut bakalım. Hayır, bir şey çıkmıyor. Eve git ve bir süre notalara bakarak çalış. Sonra notaları kaldır ve ortaya ne çıkacağına bak. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Bir saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. Benim gibi bir beceriksizi ne yapacaksın? Neden bahsediyorsun? Önce atışma sırasında kendimi gülünç duruma düşürdüm. Sonra da maestro'ya rezil oldum. Doğaçlama yapamıyorum. Maestro sürekli çalışmamı söyledi ama başaramıyorum. Sadece gününde değilsin o kadar. Hem doğaçlama kolay bir şey değil ki. Öyle her istediğinde olmuyor. Bakery'i duymadın mı? Doğuştan yetenekli. Doğaçlama yaparken zorlanmıyor. Şaka mı yapıyorsun? O sadece hava atıyor. Onun gibi doğaçlama yapmak için çok çalışmak gerek. Bakery doğuştan yetenekli. Benim gibi değil. Saçmalık bu. Sana katılmıyorum. Hayatta olmaz. Bir daha asla onun evine adım atmam şekerim. Artık benim arkadaşım değil. İnsan en yakın kadın arkadaşı kızgın, olabilir. Kadın kızgın, kadın oldukça öfkeli. Arkadaşına diyor ki bu iş burada biter. Hayır, bu iş buradan gider. Öf, hiç olmadı. Kurt gibi biri aç burada. Uzat bana bir elma ve bir avuç elma yeterli. Teşekkür ederim. Topumu kaybettim. Şurada bir yere kaçtı ama bulamıyorum. Sarı siyah bir toptu.
Ara topunu, ara bulacaksın. Şu çalının arkasına bak, ıskalamayacaksın. Ha, fena değil. İşte Beethoven'ın kadansı bu. Ben nasıl gelmiş geçmiş en büyük besteciler gibi doğaçlama yapabilirim ki? İmkansız bir şey. Tatlım, ısrarla denemelisin. Herkes için geçerli. Bu çalışmadan sonuç alamazsın. Al bakalım, artık bana inanırsın. Neye inanacağım? İşte sana Bakery'nin sözde doğuştan yeteneği. Merhaba, hadi siz de gelin, biraz top oynayalım. Neden herkese sözler kendiliğinden çıkıyor, doğuştan yetenekliyim diyorsun? Ne söylüyorsun sen? Şu çalının arkasına bak, ıskalamayacaksın. Beni gözetliyor musun? Max'ın morali çok bozuk. Doğaçlama yapamadığı için kendini beceriksiz görüyor. Belki de beni kıskanıyordur. Ha? Ne? Sen sırf gösterişsin. Neyini kıskanayım? Demek gösterişim, öyle mi? Hiç değilse bir korkak değilim. Hadi gelin de bir maç yapalım. Olmaz. Hiç değilse artık doğaçlamanın çalışma gerektirdiğini biliyorsun. Anlamıyorum. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir türlü doğaçlama yapamıyorum. Bunu asla başaramayacağım. Ne kadar garip. Bir düşünelim, bu küçük balık senden neden kaçıyor acaba? Belki de nedeni şanssız olmandır. Hayır, sanmıyorum. O zaman mesele nedir? Ha. Belki de balık senden daha zeki, daha kurnaz. Hayır, nedeni bu da olamaz. O zaman nedeni nedir? Ha? Buldum. Galiba senin kendine güvenin yok, delikanlı. Bence sen kendine ve yeteneklerine güvenmiyorsun. Neyse ki bu o kadar büyük bir sorun değil. Aramıza hoş geldin. Hepimiz zaman zaman böyle şeyler yaşarız. Yani sizde öyle mi oluyor? Tabii oluyor. Hatta geçenlerde oldu. Alabalık beşiyesi üzerine çalışırken asla istediğim gibi çalamamaktan korktum ve korkularımın üstesinden gelmenin yolunu buldum. Nasıl? Balık oltasıyla. Sizce bende de işe yarar mı maestro? Düşün Max, düşün. Özgüvenini yeniden nasıl kazanırsın? Düşün Max, düşün. Sıra sende. Ha? Özgüvenini yeniden nasıl kazanırsın? Buldum. İşte burada. Emin misin? Ya biri seni tanıyacak olursa? Ne yapalım? Denemeden bilemeyiz. Sessiz ol ufaklık, müzik dinliyoruz. Hop gidelim çocuklar, burası bize göre değil. Ama itiraf edeyim, klavyeyi güzel çalıyor. Doğaçlama beni aldı götürdü. Biliyor musun, kendime güvenim tamdı ve doğaçlama kendiliğinden geldi. Her yerde seni arıyorduk.
Bakery, bırak da açıklayayım. Hayır, hata bende. Gösteriş yapmanın gereği yoktu. Doğaçlamanın tek sırrı var, çalışmak. Belki birlikte çalışabiliriz dostum. Senin sesin, benim piyano. Müthiş fikir. Sahi çocuklar, parkta acayip bir şey gördük. Bizim yaşımızda bir çocuk klavye çalıyordu. Ama klasik müzik gibi bir şey çalıyordu, Mozart gibi. İnanılmazdı, parmaklarını görmeliydiniz. Tuşların üzerinde kayıyordu. Yazık oldu, kaçırdınız. Aslında istersen o... Tabii sıkıcı bir şeyler çalıyordu ama olsun. Evet tabii, eminim çok sıkıcıdır. Zaten bizim aramıza yakışmıyor. Max bize yeter de artar bile. Bir dahaki atışmada doğaçlamamla sahnenin tozunu atacağım. Biraz güven ve çalışmayla her şey mümkün. Evet. Merhaba Max, gel içeri. Bazı müzisyen arkadaşlarım bana bir video göndermiş. Maskeli bir piyanist parkta piyano çalıyor. Onun kim olduğu hakkında bir fikrin yoktur, öyle değil mi? Maskeli piyanist mi? Fırtına.